Kardata'dan herkese saygılar, sevgiler. Bugün 22 Ocak 2023 Pazar. Bu pazarda Adana Araba Pazarı'ndayız. Pazar gerçekten oldukça canlı ve fiyatlar maalesef çok yüksek arkadaşlar. Hadi gelin bu hafta pazarda hangi otomobiller var, fiyatlar nasıl, birlikte bakalım. Ford Focus 2'nin makyajcısı arkadaşlar. Trend versiyon ama böyle biraz bakımlı. Önceki sahipleri arabanın böyle jantını almış, koltuk döşemeleri falan koleksiyonlarda aynısı, dışarıdan gayet net duruyor, diri duruyor. Bu arabanın motor kaputu değişmiş, şu yandaki 3 parçası da değişmiş. Onun dışında boyası yokmuş, 3000 alıkta bir hasar kaydı olmuş. 1.6 dizeli 110'lu arkadaşlar. 2008 model, bu makyajcıların ilk çıkan versiyonu. Onlar 2008'de gelmişti. 179 bin kilometrede 317 binde fiyat dizilmiş. Burada da iletişim bilgisi paylaşılmış. Yakında belki bir Focus, sattık bir Focus videosu yapabilirim. Hem kullanım detayıyla ilgili. Şöyle bir de içini çekecek olduktan sonra içi de bu şekilde arkadaşlar. Focus'u hep söylüyorum. Güvenlik yönünden, yol tutuş yönünden, sınıfındaki rakiplerinden ayrılıyor. Üzerindeki 17'lik jant var. Lastikleri falan gayet iyi durumda, yeni durumda. Ekstradan arka park sensörü de yapılmış. Fiyat linea arkadaşlar. Fiyatı 185 bin lira ve ticari çıkması değil. Ağır hasar kaydı da yok. Hatta hasar kaydı da yok diyebilirim. Bu arabanın iki parça boyanımı var. Motor kaputu ve şu çamurluk ve herhalde de diğer çamurluğu değişmiş arkadaşlar. Fiyatının bu kadar piyasa koşullarına göre makul olmasının nedeni 560 bin kilometrede olması. Şimdi 560 bin kilometrede olan bir otomobilde birçok parçada eskime, yenileme gereksinimi söz konusu olabilir. Satan abi diyor ki bunun motorunda diyor hiçbir kusur yok. Komple yenilenmiş. Şöyle dışarıdan baktığımda yağ kaşakları falan da yok. Tabii bunun usta tarafından detaylı olarak bakılması gerekiyor ama şöyle şu taraftan çektikten sonra hem içi açıksa için çekeceğim, hem bir de etiketini çekeceğim. Çünkü 2010 model 1.3 multijet dizel, ticari olmayan, ağır hasar kayıtlı olmayan lineaları bu fiyatlara bulmanız pek mümkün değil. Şimdi 500 bin kilometre elbette ki çok yüksek bir kilometre. Bundan dolayı zaten otomobilin fiyatı makul satılıyor. Ama şöyle bir içine baktığım zaman inanın bana bu otomobilin kilometresini söylemeseler yani şu kapı kartonlarının durumu, direksiyon koltuklarının durumu, direksiyonun durumu, belki direksiyonun değişmiş bile diyebilirim. 500 bin kilometreyi duyduğum için bunu söyleyebilirim ama direksiyonunda deformasyon yok, koltuklarında deformasyon yok. Hani şeye nazaran, 500 bin kilometrelik bir otomobile nazaran değiştirme yok. Kapısı da cuk diye kapandı. Yani bunu satan kişiyi tanımıyorum. Hiç şey diye söylemeyeyim. Ben böyle bir otomobilde acaba alınabilir mi diye düşünebilirim. Tabii böyle bir otomobili alacaksanız arkadaşlar detaylı olarak sadece motoruna değil, alt takımına, işte akislerine, ön düzenine, mazot pompasına, her şeyine baktırmanız gerekiyor. Çünkü ya da şöyle bir mantıkla böyle bir otomobil alabilirsiniz. Atıyorum bunun piyasası bu ayarda olup da 200 bin kilometrede olsa muhtemelen bunun fiyatı 250 bin liranın üzerinde olacaktı. Yani 300 bin civarına bile yaklaşmış olabilirdi belki ikinci el piyasasında. Şimdi böyle bir otomobili aldınız, böyle bir otomobili diyelim ki 20 bin lira kullanım süresi zarfında ekstradan veya 30 bin lira masraf ettiniz. Bunu işte ustayla görüştükten sonra dikkate alaraktan atıyorum ustaya götürdünüz, baktırdınız. Ustanız da tanıdık, fiyattan anlayan, lineadan anlayan bir kişi ise diyebilir. Yani bunu atıyorum 100 bin kilometre daha çıkartırsan sana motor bakımı gerektirebilir. Çıkartır çıkartmaz onu bilmiyorum. Yani bakıldıktan sonra bunlara karar verilebilir. Çünkü boyası düzgün. Doğru düzgün boyası yok. Bir parça değişeni var. Hasar kaydı yok satan abilerin dediğine göre. Şu kapısı biraz ayrık duruyor ama hani emsalleriyle fiyatlarına baktığınız zaman inanın belki bundan şöyle söyleyeyim. 1998 model şu eskası Civic'ler var ya geçiyor. Şimdi kimseyi de zan altında bırakmak istemeyeyim. Onun fiyatı mesela bununla 3 aşağı 5 yukarı aynı. Yani araba 1998 model bir otomobille aynı fiyatlara satılabiliyor. Bu anlamda değerlendirilebilir arkadaşlar. Yine bir linea daha var arkadaşlar. Bu da 1.3 dizeli. Bunda herhalde bir parça boya varmış ve bunun kilometresi 385 bin civarında ya da 380 bin civarında. 2012 model 1.3 dizeli, bir parça boyalı. Motoru sıfır. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış. Yani az önce bunu çektim. Detaylarını anlattım. Sadece bunu alternatif olsun diye çekiyorum. Hani 200 bin kilometre, 150 bin kilometrede daha düşünün. Fiyatı yaklaşık 45 bin lira daha yüksek. 40 bin lira daha yüksek. Golf 3'ün Station Wagon'u arkadaşlar. Piyasada, pazarda çok görülen modellerden biri değil. Kirli ama çizgileri hiç fena değil.
Lastikleri falan da iyi durumda arkadaşlar. Station Wagon arayanlara bu bir alternatif olabilir. 94 model, 201 bin kilometre, yani 30 yaşındaki bir otomobil için gerçekten küçük bir kilometre. Tabii o hani doğruysa, bunu satan kişiyi zan altında bırakmak için söylemiyorum. Bakılma ihtimali de çok yok açıkçası. Muayenesi 2024 yazıyor. Temiz orijinal olduğu yazıyor. Orada iletişim bilgilerini paylaştım. Hani çizgileri de böyle genel olarak diriliğini korumuş bir araba. Bakımlı duruyor. Bir alternatif olabilir arkadaşlar bu. Peugeot 206'nın Plus'ı arkadaşlar. Hani 2010'dan sonra çıkan versiyonu. 206 ile aynı. İşte ön arkada böyle biraz değişiklikler var. Özellikle ön kısım bayağı değiştirildi. 208'e yaklaştırıldı. Bu arabada hata, boya, değişen hasar kaydı yokmuş. 156 bin kilometrede hiç tüp takılmamış arkadaşlar. 2011 model, 260 bin'e fiyat yazılmış. Hatasız olduğu yazıyor. Burada da iletişim bilgisi paylaşılmış. Hani Peugeot'ların fiyatları elbette bu kadar değil ama hatasız, boyasız ve düşük kilometreler almak isterseniz doğal olarak fiyatlar yukarı yönde çıkıyor arkadaşlar. Bu hafta pazarda 350 bin'e yazılmış Era gördüm. İnanın ne diyeceğimi bilemedim arkadaşlar. Yani bunu takdiri, yorumu sizlere bırakıyorum bu konuyla ilgili. Bu araba 2009 model, 1.5 dizeli 4 silindirli olan versiyon. 210 bin'e fiyat yazılmış. İletişim bilgisi paylaşılmamış, ilanı vardır diye tahmin ediyorum. 4 silindirli dizel olduğunu söyledim. Çok iyi kondisyonda değil ama Era'ların fiyatlarına baktığımız zaman 200 bin'e Era alabiliyorsanız bence günümüz piyasası için makul, mantıklı bir fiyat. Şurada şöyle bir kusuru var. Sorunu var. Şöyle bir de bunun için çekeyim. Sunroof'lu olan versiyon. Şuralarını falan da görmek istersiniz belki. Ekran yapılmış. Göğsünde hava yastığı açmış belli şuradan. Genel olarak hani fiyatıyla kıyaslandığı zaman normal seviyelerde. Ama kapısı falan da düzgün kapandı. Era'larda son dönemlerde ben Hyundai'den gerçekten çok rahatsız olmaya başladım. Şeyden dolayı, bayiden dolayı rahatsız olmaya başladım. Distribütör bu Türkiye'de üretilen bir otomobil ama Hyundai almaya gittiğiniz zaman 100 binle size fiyat çakmaya çalışıyorlar. Ve bunun sonucu olarak da ikinci elleri zaten böyle yükselme eğilimi vardı sorunsuz otomobil olduklarından dolayı. Daha beter böyle coştular diyebilirim yani. Geçen hafta bu karizmayı çektim. Uzun uzadıya 1.8 GDI motorlarını anlattım. Fakat bu otomobilin ne iletişim bilgisini ne fiyatını çekmeyi unutmuşum maalesef. Bunun için kusura bakmayın. Satan abiden de sizlerden de özür diliyorum. 155 bin'e diye aklımda fiyatı kalmıştı. Fiyatı 145 bin'aymış arkadaşlar. 1.8'lerde dikkat etmeniz gereken bu enjektör sistemiyle ilgili. Bunların hani hem temini hem şeyi neydi onun adı? Fiyatları böyle sahiplerini üzebiliyor. Onda sorun yoksa 1.8'ler güzel motor. LPG uyumlu değil ama şey yönünden de ekonomik ve performanslı bir motor. Fiyatı 145 bin lira. Satan abinin telefon numarası da burada. İlgilenen olursa karizmalarla 99 model. Şöyle bir uzaktan çekeyim. Yine yeni izleyiciler için boya değişen durum bilgisine. Abi bunların enjektör 1.8'lerindeki bu GDI'daki enjektörleri çok pahalı diyorlar. Hiç başına böyle bir sorun geldi mi? Arabanın herhangi bir masrafı, bir sorunu var mı? Hiçbir şey yok. Abi diyor ki enjektörleriyle ilgili bir sorun gelmedi başıma. Trigger setine kadar değiştirdim. Lastikleri falan iyi durumda. Şöyle bir içinde çekeyim arkadaşlar. Komple otomatik şanzıman. Değişen hasar kaydı yok. Komple boyalı Mitsubishi Karizma. Ford Fusion arkadaşlar. Şöyle bir sağını solunu bir çekeyim. Şimdi dışarıdan uzaktan bakacak olursak böyle hani İyi durduğunu, çok iyi durduğunu söyleyemeyeceğim ama çok kötü de durup otomobile haksızlık etmek istemem. Detay bakılması gerekiyor. Şöyle ilk gördüğüm kusuru tamponunda böyle bir macun çatlağı var. Genel olarak çizgileri orta ayarda, lastikleri iyi durumda, jant kapağında çizikler var. 2008 model 1.6 lüks dizeli. 1.6 dizellerinden, yani bunların geneli 1.4 oluyor. Bu 1.6 dizeliymiş. Bu anesi yeniymiş, akü yeniymiş. Cam altı parça altı boya varmış. Ticari geçmişi var. Ondan dolayı fiyatı biraz düşük yazılmış. 185 bin'e yazılmış. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış arkadaşlar. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ticari bir araçta tabii kilometrenin doğruluk payı olması pek beklenemez. Zaten genel yüksek kilometrelerde oluyor. Bununla birlikte kesinlikle 500 binin altında ticari bulmak çok kolay değil. Ticari otomobil alınır mı sorusuna da vereceğim cevap şu. Ağır hasar kayıtlılara benziyor aynısı arkadaşlar. Yani ağır hasar kayıtlı alırken bir pazar payını, alıcı kaybını ve o otomobilde sorun yaşama ihtimalini göz önünde bulunduruyorsunuz. Ağır hasar kayıtlı olan otomobillerde şöyle bir avantaj var ticarilerle kıyaslandığı zaman. Yani ticarilerin ekonomik ömrünü tamamladıkları bir kesindir. Bu sebepten dolayı uygun fiyata satılırlar. Ağır hasar kayıtlılar da kaza geçirdiği için, sorun yaşadığı için uygun fiyata satılırlar.
Ağır hasar kayıtlı olanlarda şöyle bir şey söz konusu olabilir. Şimdi o otomobil düzgün yapılmışsa, işin ehliyince yapılmışsa, sürüş güvenliğini etkileyecek kadar büyük bir kazaya da karışmamışsa o otomobil sizi çok üzmez arkadaşlar. Üzeceği nokta satarken üzecektir. Ama ticari araçlara bakıldığında ticari araçlar belki kullanırken sizi ağır hasarlılardan daha fazla üzebilir. Bundan dolayı da hani bu ihtimalden dolayı pazarda gördükleri ilgi belki ağır hasarlılarda şey dedim ya 10 otomobilden 5 tane müşteri ağır hasarlı diye almıyor. Ticarilerde de ticari olduğu zaman 10 müşteriden belki 6 tanesi doğrudan sadece ticari olduğu için o otomobilden vazgeçiyor. E180 kasa Toyota Corolla arkadaşlar. 2015 model premium paket 1.4 dizeli manuel şanzımanlı yanılmıyorsam otomatik olsaydı belirtilirdi. 94 bin kilometrede 520 bin lira fiyat istenmiş. Maalesef boya değişen bilgisi paylaşılmamış. Ama sağ sol çizgileri böyle hiç fena durumda değil. Bir arka çamurluğunda falan böyle uzaktan gördüm. Belki şu kısmında bir boya falan söz konusu olabilir. Çünkü şeyine baktığın zaman hani otomobil alırken diyorum ya o otomobili bir ilk görün çevresinde bir tur atın sadece bakın bakarken de aklınızda hep şey olsun o otomobilin fabrikadan çıktığı ilk hali olsun ki kusurlarını iyi karşılaştırılabilin. Şu tarafına da hani bakılması gerekiyor ama uzaktan kamerayla bakmak ne derece doğruluk payı var, yanılma payı yüksek yani onu söyleyebilirim. Baktırmak burada her zaman için en doğrusu arkadaşlar. Orta kasa Broadway 1994 model 226 bin kilometrede ve kilometresinin orijinal olduğu yazıyor. 93.500 lira fiyat yazılmış. Muayenesi yeni 2 yıllık. Burada da iletişim bilgisi paylaşılmış. Şu tavanını falan göstereyim. Yani hep söylüyorum bu tarz otomobilleri alırken. Kasasına, içindeki çürüklere bunlara bakmak lazım. Muayenesi yeni ise hani benzinde, tüpte sorunsuz çalışıyordur. Muayenesinin yeni olmasının böyle bir avantajı var. Çünkü bu tarz otomobillerde böyle bazen şeyde çalışmıyor. Benzinde ya da LPG'de çalışmıyor. Genellikle benzinde çalışmamazlık yapıyor. Muayeneden de ekstradan masraflar çıkıyor. Zaten muayene masrafı yüksek. Bir de onun dışında bir muayene ücreti kadar da harcadığınız zaman değeri hani böyle 100 bin liranın altında olan piyasanın ucuz olan otomobillerine baktığınız zaman bu otomobiller pahalıya gelebiliyor. Buna dikkat etmenizi tavsiye ederim. Yine düzenli takipçilerimizden birisi düzenli olarak Tempra istiyordu, Tipo istiyordu. Tempra, Tipo pazarda sürekli olan bir model değil. Denk geldikçe de ben de çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Fiyatı 92.750 lira. Komple fırın boyalı. Fırın boya önemli, ona geleceğim. Şurada iletişim bilgisini çekeyim. 1992 model. Dışarıdan keşke temiz olsaydı daha net söyleyebilirdim. Boyası fırın boyalı diyor ama böyle fırındaki gibi 10 numara 5 yıldız yapılmamış. Ya da şu tarafında hani macunlar böyle biraz belli oluyor. Buna rağmen otomobil kötü mü diye soracak olursanız fiyatıyla kıyasladığında bunlara bakar mısın? Ha şimdi ben birçok otomobile diyorum ki otomobil şey durumda, iyi durumda. Bunu derken hani o otomobil sorunsuz kusursuz anlamında söylemiyorum. Bu otomobil 30 yaşında bir otomobil arkadaşlar. Şimdi 30 yaşındaki bir otomobilde siz boyasızlık ararsanız, kusursuzluk ararsanız eğer siz o otomobili emsalinin 1,5-2 katına satın almanız gerekir. Ama hani bu doğru mu? Bence bu doğru bir şey değil. Atıyorum sırf 30 yaşında boyasız diye, düşük kilometreli diye o otomobile ederinin 2 katı fiyat vermek hiç mantıklı değil. Neden mantıklı değil? Şunu söyleyeyim. Şimdi o boyasız bir otomobil aldınız ve geldi bir tanesi motosiklet ya da bir kamyon, bir pick-up geçerken şu tarafını komple çizdi ve boyanması gerekti. O otomobil o zaman %30-%40 değer kaybedecek. Hani yaptırma masrafların dışında değer kaybedecek. Şimdi düşük kilometreli otomobil elbette iyi para eder. Daha az sorun çıkartma ihtimali var. Fakat şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi bu otomobil, bunun için konuşmuyorum şey olarak, mantık olarak. Bir otomobil 10 yaşına, 12 yaşından sonra birçok sorun çıkartmaya gebedir. Ne marka olursa olsun arkadaşlar. Bu sorunları çıkartacaktır. Burada kilometresi atıyorum 200 bine geçmiş olsa bile o otomobilin bakımlarının düzenli yapılmış olması, kondisyonu, bakımlarının doğru parçalarda, orijinal parçalarda yapılmış olması, düzgün kullanılmış olması o otomobilin en az kilometresi kadar önemlidir. Belki daha da önemlidir. Bu SX AKS'ı arkadaşlar. Arka cam sileceği yok. Onun yerine böyle bir iddia şeyi gibi bir şey takılmış. SX A'larda normalde hidrolik direksiyon olması gerekiyor. Klima yok bunlarda. SX'lerinde hidrolik direksiyon da yok. Tempra alırken dijital göstergelerine dikkat edin. Bunlar 1992 model dijital göstergeli olanlar, ithal üretim olanlar. Bunlara dikkat etmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Fiat Marea 1998 model, fiyatı 112.750 lira ve klimalı arkadaşlar. Şurada 16 subaplı masrafsız deniyor. Şurada iletişim bilgisini paylaşayım. Fiat Marea'yı aldığınız zaman belki kozmetik olarak plastik aksam,
da bir düzeltmeniz gereken şeyler olabilir. İç kozmetik de olabilir. Şunu şurada şeyini görebiliyorsunuz. Bir led yapılmış, led sökülmüş ama o arabanın orijinal parçası değil, far olarak yapılmış. O basit bir şey ama onun dışında geneline dikkat etmeniz gerekiyor ve bunların 1.6 litre, 102 ya da 103 beygirlik motorlarına iyi baktırmanız gerekiyor. Bu motordan her usta anlamıyor. Size ekstradan değişmemesi gereken parçaları değiştirerekten cebinizi yakabiliyor. Lastikleri falan iyi durumda, jantları güzel. Çizgileri de arabanın hiç fena değil. Özellikle fiyatıyla kıyaslandığında 110 bin liraya klimalı. Hani Marea'nın konforunu, donanımını, rahatlığını sunabilecek pek otomobil yok arkadaşlar piyasada. 2004 model Seat Cordoba, 1.4 benzin LPG'lisi. Eczacı ya da doktorun, belki de diş hekiminin olabilir. Şöyle şuradaki armayı göstereyim. Buna da değineceğim. 1.4 benzin LPG'lisi, 215 bine fiyat yazmış. Burada iletişim bilgisi var. Ön camında bir çatlak var. Onun dışında boyası düzgün, gerçekten düzgün. Şeyleri de, lastikleri falan da iyi durumda. Şimdi böyle doktor, eczacı, avukat, memur, profesör, bu tür kişilerden, şimdi bunların kullandığı otomobiller %100 temizdir diyemeyiz. Böyle şey de diyemezsiniz. Hani kesin bu satıyorsa arabası temizdir de diyemeyiz ama genel olarak piyasada şöyle bir şey vardır. Bu tarz kişiler otomobillerinin bakımlarını aksatmadan düzgün olarak yaptırırlar. Yani bunların oranı yüksektir ve hani buradaki dolandırıcılık, yalan, sahtekarlık ihtimali nispeten daha azdır. Bu anlamda biraz daha fazla prim yapıyor. Saçma gibi gelebilir ama sosyal statü o otomobilin bakımını da etkileyen konulardan biri arkadaşlar. Şöyle şu tarafını da çekeyim. Gayet şey duruyor yani, yaşına göre diri durduğunu söyleyebilirim. İçi de bu şekilde arkadaşlar. Renault Sembol arkadaşlar. Daha doğrusu Clio'nun sedanı. 2000 model. Şöyle bir sağını solunu çekeyim. Bu arabanın motor kaputu boyanmış. Çamurluğu boyanmış. Arka bagaj kapağı değişmiş. Hasar kaydı yokmuş. Üzerindeki lastikleri yeniymiş ve muayenesi, yani yeniymiş demeyeyim. Üzerindeki lastikler hiç fena durumda değil. Onunla birlikte muayenesi de yeniymiş arkadaşlar. 182.500 lira fiyat yazılmış. 230.000 kilometrede 1.4 benzin LPG'li Renault Clio sedana. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış. Şurada şeyleri var. Tavanında güneş soluğu var. Şimdi bunu boyatsanız bir türlü, boyatmasanız bir türlü. Boyattığınız zaman diyecekler ki ikinci elde tavanı boyalı araba, alıcının aklına 40 tane soru işareti gelecek. Bu yüzden boyatmamak daha mantıklı. Ama burada da gördüğünüz gibi çok güzel olmayan bir görüntü söz konusu arkadaşlar. Arabanın içi de bu şekilde. E140 asa Toyota Corolla. Karşılıklı iki tane var. İkisini de hemen çekeceğim arkadaşlar. Bu 2010 model 1.6'sı 310 bin kilometrede 329 bine fiyat yazılmış. Elegant paket, dolu paket. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış. Tavanın ön kısmında, alnında böyle biraz şeyi var. Soluğu var. Bir de karşıda 28 plakalı var. 28 nerenin bilmiyorum. Bu 2007 model 379 bine fiyat yazılmış. 170 bin kilometredeymiş. Hatasız dizel en dolu versiyonu olduğu yazıyor. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış arkadaşlar. Arkadaşlar pazarın kalabalıklığını gerçekten, hani şöyle, bu pazar gerçekten bölgenin büyük pazarlarından biri ve yoğunluk olarak şu arka sıralara kadar, normalde şu seri dolmuyordu, şimdi onun en arkası bile doldu. Bu hafta pazar gerçekten çok çok kalabalıktı. Eminim 500'ün üzerinde araç vardır. Daha fazla araç girmiş çıkmıştır diye tahmin ediyorum. Şimdi fiyatlara gelince, fiyatlar gerçekten çok yüksek. Yani şunu söyleyebilirim. ÖTV indirimi, ÖTV matrak düzenlemesi yapıldıktan sonra ikinci eldeki otomobillerin fiyatları %25 arttı. Bunun nedeni taşıt bayileri. Bu maalesef kötü bir durum. Şimdi otomobil alacaklara, otomobil değiştirme planı olanlara şey diyemiyorum. Yani otomobili alın, satın, değiştirin. Piyasa o kadar kötü ki. Yani son belki bir 5 yıldır bu pandemi sürecinde içine kadarsak en kötü olduğu tabir. Hani tabiri caizse lütfen yanlış anlamayın. Piyasanın cılkı çıkmış, boku çıkmış derler ya. Piyasa maalesef o durumda. Otomobil alacak olan otomobil alamıyor, satacak olan satamıyor. Yani elbette alıp satıyor ama alırken de ciddi soru işaretleri oluyor, satarken de soru işaretleri oluyor. Satıcı diyor ki ya ben bunu ucuza mı sattım, acaba bir ay sonra aynı arabayı alabilecek miyim ya da daha iyisini alabilecek miyim diye endişe ediyor. Alıcı da ya ben bunu ne kadar pahalı aldım, zarar eder miyim diye düşünüyor. Hani alanların zarar etmeyeceğini düşünüyorum ama piyasa gerçekten kötü durumda. Ben bu anlamda piyasada uzun vadeli fiyat tahmini yapamadığım için orta vadeli, kimisi diyor ki işte Şubat'ı bekleyin, Şubat'ı Mart'ı bekleyin. Ben bu mantıklıyım açıkçası. Şubat'ı Mart'ı beklemek daha mantıklı gibi görünüyor. Ama şöyle bir durum da var. Şubat'ta Mart'ta fiyatların daha yükselmeyeceğinin bir garantisi yok. O yüzden benim her zaman yaptığım klasik tavsiyeyi yine yapayım.
Şimdi otomobil için yeterli bütçeniz varsa hem satın almak hem yürütmek için ve emsallerine nazaran fiyatı çok yüksek olmayan temiz bir otomobil bulursanız bence çok oyalanmayın, otomobili alın. Ama onun dışında ya keyfine işte ben bunu değiştireyim, şunu alayım, şunu satayım işine girmek bence şu dönem için çok mantıklı değil arkadaşlar. Umarım faydalı olabilmişimdir. Bu videodan benden bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya çekmemi istediğiniz videoyu, otomobilleri lütfen yoruma yazın. Denk geldikçe ben de sizler için çekip yorumlamaya çalışayım.